yola çıktı. Sabah İstanbul'da olacak. Her şey hazır mı? Kardeşim açık kalp ameliyatı olacak Ahmet Ağa. Canıyla boğuşuyor. Senin derdin bu mu? Bu işler şakaya gelmiyor Şahnur Hanım. 20 milyon dolarlık mal yolda. Yasemin'lerin geldiği gece. Bizim kim taraflıydın lan? Kimleri bir aldın? Konuş lan! Şahnur Hanım. Haklıymışsın hanım ana. Yasemin Hanım'ın bir oğlu var. Yaseminlerin geldiği gece evi sen mi tarattın? Senin iyiliğin için yaptım Savaş. Bir piçe babalık etme diye. Neden bu kadar uzun sürdü? Kesin bak, bir şey yenge oldu. Al bak. Bak da kendi gözlerinle gör. Uyan Savaş, uyan. O kızın derdi aşk değil. Piçine bir baba bulmak. Sen buna mı layıksın? Savaş aşkım. Ne oldu, dayına bir şey mi oldu yoksa? Savaş ne oldu? Ömer'in babası kim? Yasemin, Ömer'in babası kim? Yasemin cevap ver bana. Nasıl sakladın? Ömer senin oğlun Yasemin. Sakın inkar etme. Bu da ne? Şimdi söyle Yasemin. Ömer'in babası kim? Nereden öğrendin? Ne önemi var? Aslanın durumu stabil. Nabız normal. Canımı bağışla bana yarabbim. Allah'ım anamı bana bağışla. Ah balam. Daha güzel adamdın sen. Şuracıkta gözümün önünde mi gidecektin? Yenge o ne biçim söz öyle? Bak halini düşün. Çocuk nasıl üzülüyor. Hadi yenge topla biraz kendini. Yasemin bilmek hakkım. Babası kim? Doğum tarihine baktın mı?
Yavaş git bence. Bence daha hızlı gidelim. Nasıl? Uzatmayalım. Ömer'in babası sensin. Savaş. Savaş. Savaş nereye? Savaş. Nereye? Savaş! Bak burada kapı önünde beklemenin ne bize ne dayıma yararı var. Hadi gel hep beraber odaya çıkalım. Siz Haldun'u götürün isterseniz. Ben balamı bırakmam. Söz verdim ona. Haldun, hadi gel yukarı çıkalım. Annen seni böyle görünce çok üzülüyor. Senin ayakta durman lazım. Hadi. Hadi kalk. Hadi. Anterior koroner damar tamamen tıkalı. Harika şey de yeğenim Ömer. Yeğenin mi? Hı hı. Ablamın oğlu. Çok şeker değil mi? Ya ablanla tanıştır beni diyordun ya. İşte tanıştın. Evet. Gerçekten çok istiyordum sizinle tanışmayı. Biz de. Teyzesi Ömer'i de al. Gel bakayım sen gel. Bak. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl yaparsın Yasemin ya? Nasıl yaparsın ya? Oğlumu benden nasıl gizlersin ya? Savaş ya. Hadi ne olur aç yalvarırım. Of Allah kahretsin. Ömer. Efendim Çiçek. Savaş. Söyle Çiçek. Şey, hastaneye gelirsin diye bekliyorduk da o yüzden. İşle ilgili bir sıkıntı çıktı. İdare et. Halledince gelirim. Tamam. Ha dayım nasıl? Ameliyat sürüyor hala. Bir ara ortalık karıştı ama şimdi bekliyoruz. Tamam haber verirsin bana.
Birazdan başlar minik oğlum mızırdanmaya. Bu saatte elma suyunu ne kadar seviyor değil mi? Elmacızade Ömer Efendi. Ay. Neredesin anne? Tam da zamanında. Alo, taksi var mı? Şu an yok ablacığım. Adresini ver, gelir gelmez göndereyim. Of, of. Havaalanına. Bodrum'a ilk uçağınız ne zaman? 30 dakika sonra kalkıyor. Yer var mı? Bakalım. Kaç kişisiniz? Tek. Kimliğinizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Buyurun kartınız. İyi yolculuklar. Versenize lan aynasını. Hadi be, git işine. Gidin lan şuradan. Koş koş. Ben varken sana kimse bir şey yapamaz, korkma.
başkasına bir şey olursa. Acil kan gerek. Kanamayı durduramıyoruz. Çok fazla kan kaybediyor. Kaç saat oldu Nazan? Az kaldı yenge. Neredeyse çıkardayım. Ne oluyor içeride oğlum? Hanımefendi, bir şey mi oldu izin verin halaya? Lütfen. İçeri yenge. Girmem lazım. Yenge! Yenge! Niye gitti Okanlar içeri? Neden kimse cevap vermiyor? Yok bir şey. Sakin Nazan. Ol lütfen. Nazan. Geçti. Ne olur toparlan. Durumu nasıl doktor bey? Şeker hastası olduğu için kanamayı durdurmak zor oldu. Ama genel olarak durumu iyi. Şükür. Duydun mu yenge? İyiymiş diyor doktor. Odasına mı götüreceksiniz şimdi? Sabaha kadar kritik saatler devam ettiği için yoğun bakımda kalacak. Teşekkürler doktor bey. İyiymiş durumu. Gördün mü? Nazan iyi mi? İyi. Çok iyi. İyi olacak. Merak etme. Uçağı ne zaman? Son uçak şu anda kalkmak üzere efendim. Tamam istiyorum, ben hemen bilet almak istiyorum. Maalesef efendim artık yolcu alamayız. Anlamıyorsunuz ama çok önemli, ne olur. Hanımefendi kapılar kapandı zaten. Hemen gitmem lazım lütfen, neden anlamıyorsunuz? Hanımefendi lütfen zorluk çıkarmayın. Uçak kalkmak üzere zaten. Of Allah kahretsin ya. Elini tuttum. Bırakmam. 20 yıl önce söz verdiğimiz gibi balam. Sen de bırakma sakın. Yenge. Bak bütün gece ayakta bekledin. Gözüne uyku girmedi. Nazan ablam Haldun'u alıp seni eve götürsün. Biraz dinlenir gelirsin. Ben beklerim burada dayımı. Yok çiçek.
Pala'mı bilmezsin sen. Gözünü açınca beni ister yanında. Bulamazsa sinirlenir. Abla, Şanur Ana'ya haber verdiniz değil mi? Ay meraktan ölmüştür. Zor ikna ettik gelmesin diye zaten. İyi ki hatırlattım ben. Tamam abla, ben ararım, telaşlanma. Çiçek. Ah şükürler olsun Allah'ım. Bundan sonraki ilk uçak ne zaman? Saat 7'de efendim. 7 mi? Ben bekleyemem o saate kadar. Nereden araba kiralayabilirim? Hemen ileride solda göreceksiniz. Ben de yanınıza gelecektim Leyla, bir şey mi oldu diye. Güç bela uyutabildim bu sefer. Sıcaktan uyuyamıyor ki çocuk. Ben sana kaç kere söyledim. Benden izinsiz gecenin bir saatinde evden çıkmayacaksın. Tam zamanında geldin. Dur anlatayım. Daha önceki bölümlerimi. Gel içeri. Gel. Yeni taşındı bunlar. Evet, Sabahat Hanımların yerine. Sen tanıştın mı? Kadın genç, iyi birine benziyor. Ama adam alkolik gibi. Kıpkırmızı bir surat, meymenetsiz bir tip. Yazık kızcağız. Çekilecek dert değil. Baksana nasıl bağırıyor sokak ortasında adam. Sana ne be kadın? Nerede bu kadın? Neden açmıyor? Delireceğim ya, delireceğim. Hayda, ne oluyor ya? Ay nerede bunlar? Ha tamam, bir bu eksikti. Of. Hadi gidin siz. Perişan oldunuz. Haldun da güzel bir uyku çeksin. Babası iyi. Pala iyi. Seni tek başına bırakmayız burada yenge. Savaş nerede? Annemin yanına mı gitmiş? Yok, ben onunla konuştum dayım ameliyattayken. İşle ilgili bir sorun çıktı dedi. Allah Allah. Nerede acaba? Mutlaka arardı. Alo abla. Savaş. Ne oldu abla, nasıl dayım? İyi Savaş. Çok şükür ameliyat iyi geçti. İyi, çok sevindim. Hepimize geçmiş olsun. Sen neredesin Savaş? Gelecek misin? Yok abla, işlerim var. Sonra hadi görüşürüz.
Sen hala yatmadın mı? Bir de sizden duyayım dedim iyi olduğunu. Nasıl Pala? Telefonda da söylediğim gibi Şahnuran'a. Sabaha yoğun bakımdan çıkarırız dedi doktor. Evde tek başıma elim kolum bağlandı. Bekledim çaresiz. Hadi hadi hepiniz çok yorgunsunuz. Yatın hadi. 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 İyi geceler hala. İyi geceler. İyi geceler anne. Endam sen de benim odayı hazırla. Peki hanım ana. Hayrola anne? Kim o arayan gecenin bu saatinde? Savaş. Merak etti herhalde. Hadi Allah rahatlık versin hadi. Sana da. Alo. Ne? Kamyon kaza mı yapmış? Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah bu saatte. Kim o? Savaş. Ha? Ne işin var burada senin? Eğer Yasemin'i görmeye geldiysen... Hayır. Oğlumu görmeye geldim. Nerede Ömer? Savaş. Oğlumun burada olduğunu biliyorum. Polis çağıracağım. Oğlumu görmek istediğim için mi? Nereden çıktın Yasemin'in karşısına? Seni tanıdığı günden beri başı beladan kurtulmadı. Neden çıkmıyorsun artık hayatından? Neden çekip gitmiyorsun? Neden? Rahat bırak bizi. Bari torunumu rahat bırak. Savaş. Thank you.
Savaş. Torunumu benden koparmayacaksın değil mi? Nasıl geliyordun da böyle? Şahnur Hanım, kazanın olduğu yere geldim. Ön taraf gitmiş, değiştirmek gerek. Ben başındayım şimdi. Polisler geldi, tutanak tutuyor. Ama bir sorun yok. Gel bakalım. Tamam. Sonra konuşalım mı? Çiçek Hanım'a gelmiş. Hayırdır inşallah. Esma. Çiçek. Çocuklara seslensene, gelsinler artık. Mustafa. Kahvaltı hazır. Berfin'le Haldun'u da al. Geç kalmayalım Pala dayıya, hadi. Çiçek. Bu sana. Kaç defa yazmak istedim sana ama baldarların yanındasın diye yapamadım. Az kaldı artık Çiçek. Abi. Al canım. Ne oluyor da? Hallettin mi? Buradayım hanım ana. Tır garajına çektiler. Ön taraf değişecekmiş. Onun gelmesini bekliyoruz. Ne yap yap, o kamyonu derhal yola çıkar Orhan. Seni beklemen için yollamadım oraya. Bir gece daha geç kalırsa o kamyon
Başına gelecekleri sen hesap et. Kimden gelmiş o mektup Çiçek? Esma. Van'dan arkadaşın galiba. Evet evet, Van'dan arkadaşım. Ne zamandır haberleşememiştik de. Bu da ne Nazlı Hatun be. Fazla naz aşık usandırır derler. Bu aşk değil güzelim, iş. İş konusu açılmışken ne diyorsun bu bahsettiğim yatırım hakkında? Sessiz ve derinden gidecek bir iş. Yatırdığının kaç misli? Sadece bir gün sonra. Ama kimseye bahsetme bak. Büyük balık bu. Ben de sadece büyük balıklarla ilgileniyorum zaten. Görmüyor musun? Savaş nerede? Gelmemiş mi gece? İşle ilgili bir pürüz çıkmış. Ona bakacağım demişti akşam. Hayırdır inşallah. Akşam akşam şirkette ne olur? Yoldan kötü bir haber mi gelmiş? Anne sen konuşmadın mı onunla en son? Canım kafa mı kaldı bende yorgunluktan? Bir şey demedi bana. Ne diyorsun sen Leyla? Nasıl yani? Şimdi üçü birden yukarıda mı? Evet Nuriş, evet. Yukarıdalar. E ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Çok korkuyorum Ömer'ime bir zarar gelecekti. Ya o kadının kulağına giderse Savaş'ın bir oğlu oldu? Ne yaparız o zaman? Ay torununu yanına almak istemez mi bu kadın ya? Dur o kadar kötü düşünme. Nereye kadar sürdürecekti yalanı Yasemin? İyi oldu sonuçta. Bak beraberler canım. Aman bilmiyorum. Efendim anne. Neredesin Savaş? Halletmem gereken bir mesele var. Ne meselesiymiş bu? Biz burada dayının derdindeyken. Van'la ilgili. Bir alacak verecek meselesi. Sonra konuşalım anne. Uygun değilim şimdi. Anne, hadi gidiyoruz. Gidelim. Aa, uyandın mı? Oh. Hadi bakalım. Gel Tonton. Gel anneciğim. Azrail'i yendim galiba.
Yendin ya pehlivan. Günaydın. Hastamız nasıl? Turp gibi maşallah. Tansiyonunuza bir bakalım. Eşiniz sabaha kadar uyumadı. Elinizi hiç bırakmadı. Bırakmaz. Sözümüz var bizim birbirimize. Hadi oğlum ham yap bakalım. Sen bırak annesi. O anneannesini istiyor değil mi benim güzel oğlum? Aç bakalım ağzını. Uçak geliyor bak. Aferin benim oğluma. Aç ağzını. Yasemin. Konuşmamız lazım. Hadi Haldun, hadi Mustafa. Biz biraz dışarıda oturalım, dayım da dinlensin. Ben de çay alıp geleyim. Bu ne ceza pala? Bu ne gözdağı? Hem çekip gitmek var mı öyle kolay kolay? Dinlendik işte biraz abla. Mola oldu. Hep diyorum, çok yoruldu. Hisli adamdır Pala. Haksızlığa, alçaklığa tahammülü yoktur. O haksızlıkların, alçaklıkların sonu gelecek Fidan. Biz her şeyin üstesinden gelmeye bildik şimdiye kadar. Bunu da hallederiz. Baldarlara kimse dokunamaz. Baldarların kendi kendilerine yaptıkları yeter abla. Hatayı başkalarında arama. Lafını bil Fidan. Her şeyin sorumlusu Ahmet Moran. Ama biz onun da hakkından geliriz. Başka bir şey demiyorum abla. Hadi. Hadi bırakın bu tatsız lafları da. Yeğenimden bahsedin. Savaş nerede? Kaldık burada kadınların arasında. Arayın da bir sesini duyayım. Arayayım. Çok işi varmış. Ama hep arayıp sordu. O da sesini duymayı çok ister. Çalıyor Pala. Al. Alo. Affedersiniz Savaş Bey. Rahatsız ediyorum. Biliyorum çok yoğunsunuz. Dayınıza bir geçmiş olsuna bile gelemiyorsunuz. Eğer müsaitseniz bu akşam nerede olduğunuzu bildirin de biz sedyemizi alıp gelelim. Siz de rahat rahat geçmiş olsun dersiniz. İşte benim pehlivan dayım. Hasta yatağında bile iki laf eder adamın sırtını yere getirir böyle. Nasılsın dayı? Ah Yasemin. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Şahnur Ömer'i öğrenirse sana bırakır mı zannediyorsun? Anne ne diyorsun sen? Torunu olduğunu duyarsa diyorum. Ömer'in yüzünü zor görürsün. Hayır olmaz, yapmaz öyle bir şey. Yapar kızım. O kadın yapar. Ay Leyla. Hemen kötü şeyler düşünme. Ne? Yalan mı söylüyorum? Olmaz. Savaş izin vermez böyle bir şeye. Doğru. Vermez. Ama derdi olan Savaş değil zaten kızım. Annesi. Memnun musun Pala yerinden? Bir kusuru yok inşallah. İlacı var, tedavisi var. Sıkı sıkı tembihlemek gerek. Hizmette kusur etmesinler. Yengem bir dakika bırakmadı dayımın elini. Bundan iyi tedavi mi olur? Maşallah, aşk tazeliyorlar. Ah, o ne demek Nazan? Tövbe estağfurullah.
Utanılacak ne var bunda? Genç mi olmak gerek illa aşk tazelemek için? Ameliyatta bir şey olmuş buna. Kalp ameliyatı geçirdim. Anne. Efendim yavrum. Biz çıkalım Savaş'la, sen Ömer'e bakarsın. Tabii kızım. Hayır. Oğlumuz da bizimle gelsin. Ama uyuması lazım oğlum. Ben uyuturum uykusu gelirse. Aşkım, öldüm meraktan. Niye cevap vermiyorsun? Dayım ameliyat oldu Bora. Uzun konuşamayacağım. Hiç uygun bir zaman değil. Seni çok özledim Nazan. Hangi hastanede dayın? Oraya gelebilir miyim ben? Bir şeye ihtiyacınız varsa söyle hemen. Gelmene gerek yok Bora. Sen nasıl istersen. Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Kapıyorum bari. Ben sonra arayacağım seni. Oğlanın odası nerede kızım? Buyurun. Olduğuna geldik Şahnur Hanım. İki kere geçmiş olsun bize. Sen dayının yanına git. Ziyaretçisi var, haber ver. Tamam. Geçmiş olsuna gerek kalmadı Ahmet Ağa. Orhan hallediyor. Sen Allah'ına şükre Şahnur Hanım. Onca malı acemi bir şoföre emanet etmek nereden çıktı? Tamir mamir derken mal daha da geç kalırsa alıcının karşısına sen çıkarsın ona göre. Hadi ondan geçtim. Kamyonun orasını burasını kurcalarken malları bir bulurlarsa faturası sana çıkar. Hesabı da Ballarlar Holding öder. Damat öder yani. Normal bir şey yok. Durumunuz iyi görünüyor. Ama yarın sabaha kadar kalmanızı istiyoruz. Ne diyorsunuz doktor bey? Ben iyiyim ya. Dayı bak bir gececik daha. Kendi sağlığın için. Fidan benim pantolonum nerede? Siz Hala? Yakınlarısınız. Bir konuşun isterseniz. Ama ben doktoru olarak bu riski almak istemiyorum. Pala ben yanında kalırım. Hadi dinle doktorunu. Ne gerekiyor doktor? İmza mı istersiniz? Getirin bir kağıt. Ne isterseniz imzalayayım. İnadı tuttu mu tutar. İmza karşılığı bırakabiliriz. Heh. Ama dediğim gibi bu bizim önermediğimiz bir şey.
Acil bir durumda evde müdahale çok zor olabilir. Ben kararlıyım doktor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Getirin ben imzalayayım ne varsa. Hadi. Aynı ben. Benim küçüklüğüm. Obur. Allah bağışlasın, ne güzel çocuk. Adı ne? Ömer. Kusura bakmayın ama annesi babaya çekmiş biraz. Baksana aynı surat. Ama gülüşü aynı annesi. Öyle öyle. Hadi bakalım, iyi günler size. Bana sorarsanız bir kardeş düşünün. Savaş, ne yapacağız? Çözeceğiz. Biliyorum, çözeriz. Yani sadece ikimiz olsak çözeriz ama. Hayır, neden sakladım sanıyorsun Ömer'i senden bu kadar uzun süre? Korktum. Ailenden korktum. Ömer'in başına bir şey gelirse diye korktum, anlıyor musun? Anlaşamazsak Ömer'i senden alırım diye korktun yani. Sen değil. Ama bak, sen de bana güvenmemişsin. Ömer'in nüfusunu araştırmışsın. Annem. Anlıyor musun? Anlıyorum. Sonuçta evlensek de çözüm değil bence. Hadi diyelim evlendik. Annem bizi rahat bırakır mı? Ben Ömer'i senden saklamayı istemedim. Saklamak zorunda kaldım. Tamam, belki başlarda korktum benden alırsın diye. Ama sonra anladım nasıl biri olduğunu. Aman işte bir sürü şey geçti, sen de biliyorsun. Ben ister miydim bunca zaman senden saklamayı oğlunu? Hiç acı çekmedin mi sanki? Sen bana bu kadar iyi, dürüst, açık davranırken ben senden kendi oğlunu gizledim. Vicdanım bu kadar rahatsızken yüzüne bakmak ne kadar zordu bir bilsen. Yasemin, daha konuşacağımız çok şey var. Ah bir el ver, bir el ver de
yaralarımı sarayım. Payıma düşmüyorsun belki, hakkım değilsin. Yine de gel bir senin yanında ben olayım. İstanbul saklasın bizi, boğazında dümlesin. Kimseler göremesin, bulamasın ikimizi. İstanbul saklasın bizi, boğazında dümlesin. Kimseler göremesin, bulamasın İkimizi. Kuralına uymaz hayatım, biliyorum uyuduğumuz uykular. Denizine sor içimi bu şehrin, kifayetsiz tüm şarkılar. Ya madem evi de hastaneye benzetecektiniz, ben ne halt etmeye çıktım hastaneden? Baba sen hep bitecek misin artık? Olur mu öyle şey? Dinleniyorum sadece. Korkuttun ama baba. Ah, erkek adam korkar mı lan? Hadi kardeşini de al, gidin oynayın biraz. Ev normale dönsün. Ne böyle hastane gibi herkesin gözü üstümde başımda dikili. Yok benim bir şeyim, hadi yallah hadi. Hadi çocuklar, hadi çıkın siz. Yormayın babanızı. Tamam anne. Hem belki biraz da uyumak ister. Hadi bir tanem. Hadi biz çıkalım o zaman. Hı hı. Pala. Hı. Teşekkür ederim. Sebep? Hayat arkadaşım olduğun için. Yanımda durduğun için. Daha güzel olacak Fidan. Çok daha güzel olacak. Vallahi. Nereye çiçek? Okuldan arkadaşım telefon etti. Yakınlardaymış. Onunla bir çay içip geleceğim. Hadi bakalım. İyi eğlenceler. Dilim damağım kurudu. Gidip bir şeyler içeyim. Sen de ister misin? Söyle bana da bir çay getirsinler. Palam, doktora bir sorsam. Çaydan ölen var mı? Savaş, sen bir şey söyleyecektin. Sonra. Sonra.
kadar ağır ameliyatın ardından biraz daha kalsa iyi olmaz mıydı? Anne, abimden haber aldınız mı yakında? Bizim çocuklar ilgileniyor ama daha var çıkmasına. Nereden aklına geldi şimdi Yavuz durup dururken? Hiç. Su getirdim falan, kızma. Doktora arama dedin ama çayda tansiyona iyi gelmez. Pala? 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 Pala! Pala! Tabii tabii. Yarın bana da uygun. Sözleşmeyi imzalayabiliriz. Yasemin Hanım da gelecek değil mi Sevgi Hanım? Tabii. Ekip olarak hazır bulunacağız orada. Hoşça kalın. Üf, yine açmıyor. Bu ne iş ya? İnat ettim. Açana kadar çaldıracağım. Şaşırmadın herhalde. Yasemin'den bahsediyoruz. Sık sık uğra olur mu? Güle güle çocuğum. Nedir durumu doktor bey? Önemli bir şey yok. Ameliyat sonrası vücut ancak kendine geliyor. Ah. Ani tepkiler olabilir böyle. Tansiyonu düşmüş ama şimdi kontrol altında. Ne oldu? Hayırdır? İstanbul'a birlikte döneriz. Haklısın. Annem bir süre daha bilmesin. Hele şu sıra. Biraz zaman geçince yolunu bulup söyleriz. Yasemin, ama benim oğlumdan bir dakika bile ayrılmaya tahammülüm yok. Savaş güzel olacak değil mi? Her şey yoluna girecek değil mi? Evet. Evimizde istiyorum seni. Oğlunun yanında, benim yanımda. Artık hiçbir sır yalan olmaz. Biraz zaman ver bize. Bak gör, bütün isteklerimiz gerçekleşecek birer birer. Sağ ol anne. Hadi soğutmadan iç, çay taze. Ya alt tarafı bir tansiyonum düşüyor, ortalığı birbirine katıyoruz. Tabii katarım. Benim senden başka kimim var? İki tane aslan gibi evladın var.
Onlar da senin hediyen. Efendim? Ne işiymiş bu savaş? Gelemedin gitti. Dayın ölümlerden döndü. Ailenin reisi ortada yok. Nerede olduğumu biliyorsun anne. Ne zaman dönüyorsun? Yarın. Yarın döneceğim. İyi. Vaziyet ne? Ne demek yok? Yenisini kiralasınlar. Parayı mazeret etme Orhan. Ne kadarsa yarın hesabına çıkartılır. Derhal yola çıkar o kamyonu. Pala ile biraz yalnız konuşabilir miyim? Ben varken sana kimse bir şey yapamaz. Korkma. Öyle demiştin zamanında. Saklıyor musun hala? Saklarım tabii. Çok pis dövmüştüm ama herifleri. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanların birinde güneşin bile kıskandığı güzel mi güzel bir prenses varmış. Çok mu güzelmiş? Evet. Bir gün Vanlı fakir bir çoban. Fakir? Evet. Vanlı fakir bir çoban bu prensese aşık olmuş. Çok mu olmuş? Evet. Prenses de artık çok olmuş. Sonra günlerden bir gün çoban cesaretini toplayıp
prensesin karşısına çıkmış. Ne demiş? Al bizim koyunların reklamını sen yapma demiş. Vazgeçmiş prensesten. Oradan geçmekte olan bir çoban kıza. Prenses iyiydi. Sustum, tamam. Ne diyordum? Çoban cesaretini toplayıp prensesin karşısına çıkmış. Evet, İstanbul'a. İki kişi bir de bebek. Tabii. Bu ne acele kızım? Yangından mal kaçırır gibi. Kalsaydınız birkaç gün daha. Al işte, şimdi de meşgule bastı. Bu kızın derdi ne? Yasemin her durumda kazanır sevgi. Sana baştan beri söylüyorum. Ama böyle olmaz ki. Sanki kovalayan varmış gibi. Aa, gidiyorlar mı? Sorma. Öyle bir gidiyorlar ki üstelik gören de ben evden kovuyorum zanneder. Aman abartma Leyla. Aman canım. Nereye isterseniz gidin. Sanki gitme desem beni dinleyen var. Annelerin en güzeli. Sarılma hiç boşuna. Kıymet bilmiyorsun sen, kıymet. Bırak, bırak. Ver, ver Ömer'i son bir kez daha öpeyim. Anneannesinin bir tanesi. Görüşmek üzere. Güle güle. Anneannesinin bir tanesi. Sen annene benzeme olur mu benim aslan oğlum? Vefalı ol, tamam mı benim bir tanem? Aşk olsun anne. Her şeyini aldın mı Ömer'in? Aldım aldım, burada. Unutmuş olsan da hemen geri dönseniz. Tamam. Dikkat et, sakın üşütmesin. Öyle terli terli yatırma çocuğu. Evet. Bak, bunun uykusu geldi. Şöyle hafif okşa karnını, hemencecik yumuşar. Tamam. Tamam, hadi. Yasemin hadi, geç kalacağız. Tamam, geliyorum. Kurban olurum annem. Hadi Allah'a emanet. Hadi güle güle. Hoş geldin Dilancığım, nasılsın? Geçmiş olsuna geldik Nazan. Tanıştırayım, Savaş Bey'in ablası Nazan. Nazan bu Bey de Mehmet Bey, finans müdürümüz. Çok memnun oldum. Ben de. Bu da yengem Çiçek. Hoş geldiniz. Ne zahmet etmişsiniz. Ne güzel çiçekler. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Siz oturun, buyurun. Biz hemen geliyoruz. Ben holdingin durumu ile ilgili bir şeyler soracağım. Buyurun. Buyurun. Tanıştığımıza çok memnun oldum efendim. Ben Mehmet. Holdingin yeni finans müdürüyüm. Pala Bey için çok üzüldüm. Aslında hastaneye de gelmek istedim ama. Geldiğin için sağ ol oğlum. Ama sen şu an şirkette bize daha çok lazımsın.
Şimdi geri dönmeni istiyorum. Benim için bir yere para göndereceksin. Yasemin, canım. Benim gitmem lazım. Dayıma çok ayıp oldu. Gözümle görmeden rahat etmeyeceğim. Git tabii sevgilim. Ama geleceksin değil mi? Geleceğim, merak etme. Oğlum. Güle güle. Yorulmuş mu benim güzel oğlum? Söyle Orhan. Şahnurana, parayı aldım. Kamyon da tamam. Çıkıyoruz yola. Güzel. Bir daha da böyle şeyler istemiyorum ona göre. Kazaydı Şahnurana. Kaza maza anlamam ben. Alo Ahmet Ağa. Kamyon yolda. İyi. Kazasız belasız varsınlar. Sen geceden beri bir şey diyeceksin. Doğranıyorsun. Yavuz'u düşündüm de. İyi mi acaba? Nereden girdi altına Yavuz? İyidir herhal. Çocuklar eksiğini bırakmıyorlar. Doğru dürüst bir ziyaretine bile gitmedin. Bizi de götürmedin. Daha uzun yatarı var. Gideriz. Savaş Bey, zahmet oldu be. Herkesi telaşlandırmışsın bakıyorum. He? Ama ben yutmam bu oyunları. Koskoca pala pehlivansın sen. Bırak kadın kısmı telaşlansın. Ay Savaş, sen görmedin. Elim ayağım kesildi onu öylece yatarken görünce. Naz yapası gelmiştir Savaş, yenge. Savaş, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne sorun çıkmış Van'daki işte? Önemli değil anne. Evde de hiç konuşmayalım. Bunu aldım zaten yeterince. Ay hay Allah, nasıl da aklımdan çıktı. Çok ayıp oldu. Ay Sevgi, çok özür dilerim. Aradığında uygun değildim, sonra da unuttum seni aramayı. Oh ne güzel iş. Ben koşturayım burada ajans için, iş kovalayayım. Yasemin Hanım telefonumuza bile bakmaya tenezzül etmesin. Çok haklısın, özür dilerim. İmzayı attırdım müşteriye, sen daha uyu. Aha harikasın. Hemen kutlayalım bunu. Hem de affettirmiş olurum kendimi. Biraz işim var şimdi ama sonra ararım. Neredesin? Evdeyim. Tamam, arayacağım seni. Öptüm, hoşça kal. Ne oldu? Görmeye mi gittin o kadını? O iş bitti anne. Haklıymışsın. Evladını korumak her ananın birinci vazifesidir. Ben haber vermeseydim o çocuğu kim bilir. Anne sonra konuşabilir miyiz? Şimdi biraz kafamı toplamam lazım. Tabii. Savaş? Savaş yok efendim. Annenizi ne çabuk unuttunuz. Anne yapma böyle ama. Yazıklar olsun valla. Umurunuzda değilim. Savaş'a da aferin. Torununu senden kopartmayacağım dedi. Daha aradan bir gün geçmeden hop uçtunuz gittiniz kızım.
E çok özlüyorsan torununu sen de hop uçar gelirsin. Burada bakmaya devam edersin. Ama anne geleceğim. Sen bekle daha arar seni Savaş. Hadi öptüm. Hadi ben de. Ne diyor? Ne diyecek? Hadi anne kalk gel diyor. Kolay mı çocuğa bakmak? E gitsene o zaman. Buradaki kaç yıllık düzenimi bırakıp. E tabii. Vallahi bilmiyorum. Hiç istemiyorum aslında. Hadi hadi numara yapma. Aynı gün iki büyük belayı birden atlattık. Neymiş onlar anne? Birincisi Pala'yı Allah sevdiklerine bağışladı. Şükürler olsun. İkincisi de Savaş Yasemin'den ayrıldı. Ne? Bu sefer kesin. Kesin. Atlattı. Türk gibi maşallah. Birkaç hafta hiçbir şey kalmaz. Aman ne güzel. Bugün hep iyi haberler alıyorum. Savaş. Efendim canım. Aç mısın? Ya kurt gibi. Yemek yaptım. Evimize gelmek ister misin? Hem de nasıl? Çok mutluyum Savaş. Aile demek beni korkutmuyor artık. Çiçek. Kızım, sana daha önce söylediklerimi hatırlıyorsun değil mi? Neyle ilgili Şahnur Ana? Savaşla ilgili tabii ki. Neyle ilgili olacak? Bak, Savaş şimdi yaralı bir kuş gibi. Onu iyileştirmek senin görevin. Hep arkasında o, sana güvensin. Sen onun karısısın, bunu unutma. Bak, Savaş'ın gözüne güzel gör. Onunla ilgilen bu evde bir karısı olduğunu hatırlasın. Ama Şahnur Ana sen de bilir. Uzatma. Git şimdi Savaş'ı yemeğe çağır. Hadi. Yemek hazır Savaş. Tamam ben geliyorum. Siz başlayın. Savaş'ı çağırdın mı Çiçek? Hı hı, geliyor şimdi. İyi. Yasemin, ben şimdi çıkıyorum evden. Sana önemli bir şey söyleyeceğim. Ben ister miydim bunca zaman senden saklamayı oğlunu? Hiç acı çekmedin mi sanki? Sen bana bu kadar iyi, dürüst, açık davranırken ben senden kendi oğlunu gizledim. Vicdanım bu kadar rahatsızken yüzüne bakmak ne kadar zordu bir bilsen. Müzik
Yasemin.